Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Fear the Walking Dead ikinci yarısı için yayınlanan küçük bir teaser vardı. Ve sizlerle bu konuyla alakalı bir inceleme videosu paylaşmıştım. Sezon ortası finalinde Alicia'nın hastalığının ve şu anda uğraştığı şeylerin onu Madison'a doğru götürecek gibi gösterdiğini sizlere söylemiştim. Madison'ın dönüşü şimdilerde bizi en çok heyecanlandıran şey olmalı Fear the Walking Dead'te. Fakat bu iki karakterin yollarının birbiriyle nasıl kesişeceği ve nasıl tepkilerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tüm bu şeyler bu videoda konuşacağız. Fear izlemediyseniz ve spoiler'a maruz kalmak istemiyorsanız lütfen bu videoda spoiler'ların olduğunu unutmayın. Madison karakteri 7. sezonda belki sonlara doğru Fear'de yeniden olacak ve ardından 8. sezonda düzenli biri olarak diziye geri döneceğini onayladılar. Bu durumun tıpkı Maggie gibi olabileceğini düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Maggie de diziden ayrılmıştı ve diziye dönüşü önce 10. sezonun bir kısmında gerçekleşti ve onu çok fazla göremedik. 11. sezonla beraberse daha düzenli olarak geri dönmüştü. Büyük ihtimalle Madison'da da aynı yolu izleyecekler. 8. sezona dair heyecan arttırması için muhtemelen bu sezonun son bölümlerinde Madison'ı göstereceklerdir diye tahmin ediyorum. Ben Madison'ın geri dönmesi için heyecanlıyım. Dizinin ona ihtiyacı olduğunu özellikle de canlanması için ona çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Fragmanda bizler Jun'u bir noktada görüyoruz ve o Alicia ile birlikte. Yani hikayenin bu noktasında Alicia'ya katılacak. Bu Strand'den ayrıldığı için mi bilmiyorum. Sanki biraz öyle hissettiriyor ama John Dory'nin hala Strand'in adamlarıyla olan bir sahnesi de var. Bu yüzden belki bu ikili ayrılacak olabilir. Alicia fragmanda gördüğümüz sahnelerde biraz daha iyi gibi gözükse de onun hasta olduğunu unutmamamız gerek. Alicia özellikle Madison'ın geri gelmesiyle beraber hikaye onları bir noktada yeniden bir araya getirecek. Ayrıca bu sezonun geri kalanında Alicia'ya muhtemelen daha fazla odaklanacaklar ve ana karakter haline dönüşebilir. Madison'ın dönüşü de onu daha da öne çıkartmak için olabilir. Ayrıca hastalığının belki de Madison'ın dönüşüyle beraber annesini bulma sevinciyle ve ona olan bağlılığıyla yavaş yavaş düzeldiğini bizlere gösterebilirler. Alicia küçük bir kız olarak bu hikayeye başladı ve bir noktada annesinden, ailesinden, sevdiklerinden koptu uzaklaştı. yalnız kaldı. Yeniden hayata tutunabileceği birisine ihtiyacı var kesinlikle. O kişi ise Madison olacaktır. Alicia Madison sayesinde kendine gelecektir diye düşünüyoruz. Alicia ve Madison'la bu yüzden bu hikayede onların bir araya gelmesi ve Alicia'nın ölmemesi gerekiyor. Alicia'nın genel olarak Madison'la beraber daha iyi olacağını düşünsem de sezonun ikinci kısmında Strand'le kapışması tam gaz devam edecek gibi gözüküyor. Alicia Strand'in kulesini ele geçirmeye çalışacak ve bol aksiyonlu sahneler izleyeceğiz. Tabii bu sahneler bazı ölümleri de beraberinde getirebilir. Özellikle bu sezon 1-2 önemli ölüm yaşanabilir. Bu sezonun son 4 bölümü de bu anlamda Madison'ın dönüşüne zemin hazırlayabilir. 7. sezonun ilk yarısına kıyasla oldukça güçlü bir ikinci yarı bizleri beklediğine inanıyorum. Alicia annesini ilk kez görmesi özellikle de Alicia'nın annesini ilk kez görecek olması çok inanılmaz bir sahne olabilir. İnsanlar bu konuda gerçekten çok heyecanlanacaklar ve genel olarak oldukça harika bir sahne olacaktır. Tüm bunları görmek için sabırsızım. Umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.